Kalk sen de gel. Gel Ayli. Kavga yok. Yaklaşık 10 yıldır bu sokak hayvanlarıyla ilgileniyorum. Kışın soğuktan donmasınlar diye. Bir de burada köpekler parçalıyor bu kedileri. Burayı onlar için sığınak haline getirdim. Yaklaşık 3 ayda burayı komşulardan da yardımlar toplayarak yaptık. Ancak gücümüzün yettiği kadar bu kadar yapabildik. Daha ileride daha sağlıklı, daha şık bir yer yapmaya çalışacağız. Bakımları gerçi kendim karşılıyorum. O hani parasal yardım yapılır mı yapılmaz mı o kadarını ben bilmiyorum. Hani yapılırsa çok memnun olurum çünkü sakatlanan hayvanlarım oluyor. Onları ben veterinere götürünce bayağı yüklü mevlalar tutuyor. Bu da bizim paçoşumuz. Bu güzel bir ırk bir kedi. Anne, paçoşum sen gel. Annem gel. İki tane de köpeğimiz var okulda. Onun için de eğer mümkünse mama yardımı olursa çok sevinirim. Bana ait olan bir 20 kedim var. İki tane de okulda baktığım köpeğim var. Dışarıdan gelip burada sadece mamalarını yiyip giden kediler var. Yıkılması için birkaç komşu başvurdular. Belediyeden kontrol için geldiler. Yıkılmak yerine tam tersi bana teşekkür ettiler. Daha iyi bir görüntüye sahip olması için şimdi maddi açıdan yardım gerekiyor. Bu çitler mesela çok sağlıklı çitler değil. Daha şık, daha sağlıklı bir görüntüye sahip olursak hem insanları rahatsız etmemiş oluruz görüntü açısından. O da bizi çok sevindirir. Özellikle barınağın iyileştirilmesi yönünde yardımların yapılmasını, gereken makam ve mevkilerin bu konuyla ilgilenmelerini çok istiyorum. Yeni bir barınağın yapılacağı konusunda bir iki haber almıştım ama onun mümkünse hızlandırılması eğer böyle bir şey yapılacaksa. Hatta Yenişehir Belediyesi'ne gittim. Yenişehir Belediyesi'ne ait park alanı zaten burası. Yani normalde burası toplu konuta ait. Bak oraya yapmadım çünkü oraya şikayet edildi ya. Yıkılabilir. Ama burası Yenişehir Belediyesi'ne ait park alanı. Şimdi kış geliyor, sokak hayvanları için ben insanlardan tek ricam apartmanların kapılarını açsınlar. Kışın en azından başlarını sokabilecekleri bir kuytu yer bulsunlar, başlarını soksunlar. İnanır mısınız her yeri kapatıyorlar, bunlar soğukta kalıyorlar. Yani bir binanın kapısını açmak bir canlı için çok zor olmasa gerek. Kızları kısırlaştırdığınız zaman bayağı bir dikişler var. Onların birkaç gün bakılmaları lazım. Barınakta bıraktığımız zaman enfeksiyon kapma ihtimalleri daha fazla. Yani barınakta bırakamıyorum. Çünkü birkaç tane kediyi yaptım. Geldikten sonra enfeksiyon kapıp öldüler. O yüzden onlar da haklı. Demek şey yapamıyorlar. Özel klinikte yaptırmak istesem 500'e yapıyorlar. Ona da benim gücüm yok. Hani o yönden de eğer ayda bir kediyi bile kısırlaştırsak en azından bu çoğalmayı popülasyonu önleyebiliriz.